Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz dostlar, kombiyi kaç derecede kullanmalıyız? Yaz ayarında veya kış ayarında kombimizi kaç dereceye ayarlamalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle dostlar, sıcak su ayarından bahsedeceğim. Sıcak su ayarını yazın kaç derecede kullanmalıyız ve kışın kaç derecede kullanmalıyız? Bunu anlatacağım. Sıcak su ayarınızı yaz konumuna aldığınız zaman yazın su zaten sıcak olacağı için bunu çok yüksek derecelerde kullanmanıza gerek yok. Kombiniz zaten suyu kaynatıp gönderecektir. Bu yüzden yazın mümkün olduğu kadar en düşük derecede kullanmanız gerekiyor. 30 derece ise 30 derecede bile kullanabilirsiniz. Ben kendi evimde 30 derecede, 35 derecede kullanıyorum yazın. Kışında kış geldiği zaman su derecesi çok soğuk olduğu için ve kombinin size dışarıdaki neredeyse sıfıra yakın derecede olan şebeke suyunu size bir an önce ısıtıp göndermesi gerektiği için mümkün olduğu kadar yukarıda kullanın. Özellikle banyo yaparken size sıcak suyu yetiştirmesi ve daha rahat göndermesi için gerekiyorsa yaz konumundaki sıcaklık ayarınızı 60-70 derecelere kadar alabilirsiniz. Mutfakta kullandığınız zaman 30 derece, 40 derece, 50 dereceye düşürebilirsiniz. Banyoya geçtiğiniz zaman 60-70-80 dereceye kadar da alabilirsiniz. Kombinizin sıcak su derecesini 70-80 dereceye alınca kombinizin patlayacağını düşünmeyin. Zaten bunu üreten firma bunu bu derecelerde test edip üretiyor. Kombinin yaz konumu derecesini 70-80 dereceye almanız kombiye hiçbir zararı yok. Kışın zaten su çok soğuk olacağı için özellikle 70-80 derecelerde kullanmanız gerekiyor. Kombinin size suyu daha çabuk göndermesi için sıcak bir şekilde. Peki kışa geldiği zaman kışlık konumda derecemizi kaç dereceye ayarlamamız gerekiyor? Şöyle anlatayım dostlar bunu da size. Benim gördüğümü söyleyeyim önce. Genellikle benim gittiğim yerlerde, gördüğüm evlerde diye söyleyeyim. Genellikle müşterilerimiz 40-45 derecede kullanır. Ya da 50 derece. Yani 50 dereceyi bile geçmez. Çünkü bunda buna da sebep olan şey doğalgaz maliyetleridir. Çok yüksek gelir. Kombiyi kışın kaloriferde kaç derecede kullanacağınızı özellikle sizin bütçeniz ve sizin evinizin ısınma derecesi belirler. Buna ben buradan karar veremem. Bunu siz kendiniz bulup kendiniz deneyimleyeceksiniz. Peki bunu nasıl deneyimleyebilirsiniz? Ne yapmanız gerekiyor? Kombinizi kış konumuna aldığınız zaman kombinizi 40 dereceye alıp bir ay kullanın ve faturanıza bakın. Veya kombinizi 50 dereceye alın bir sonraki ay. Ondan sonra faturanıza tekrar bakın. 50 derece ile 40 derece arasındaki size fatura farkını ve ısınabiliyor musunuz, ısınamıyor musunuz bunları ölçüp kendinize göre bir derece ayarlayabilirsiniz. Normalde ısınmanız için eğer evinizde yalıtım yoksa kombiyi 60-70 derecelere kadar çıkarmanız gerekiyor ki doğalgaz maliyetleri yüzünden bunu kimse yapmıyor. Yani biraz üşüyerek, biraz donarak kışı geçirmeye çalışıyoruz hepimiz. Bunu da dediğim gibi kombinizi bir kışın olsun deneyin. Mesela 40 dereceye alın, bir 50 dereceye alın ve aradaki maliyet hesaplamasını yapın. Zaten 40 derece kullanmakla 50 derece kullanmak arasında çok bir maliyet çıkmaz. Zaten siz temelde belli bir miktar doğalgaz parası ödeyeceksiniz. 400 lira, 500 lira. 50 derece, 40 derece değil de 50 dereceye aldığınızda 400 ödeyeceğinize belki 450 ödeyeceksiniz. Çok kısa yani. 50 lira için üşümenize gerek yok. Zaten 400 lira ödüyorsunuz. 450 lira ödersiniz, 500 lira ödersiniz. Bir 50-100 liraya çok çok daha iyi ısınabilirsiniz. Bu ayrımı siz kendi evinizde, kombinizde dereceyi deneyerek kendiniz bulmanız gerekiyor. Ben özellikle bunu bir müşterimde denettirdim. 40 derecede kullanıyordu ve 50 derecede kullanmaya başladı. Sorduğumda bana şunu söyledi. 70-75 lira gibi bir maliyet farkı çıkmış o 10 derece farkta. Ama evi çok çok daha iyi ısınmaya başladı dedi. Yani ısınabiliyordu. Bu zaten neredeyse imkansız. Siz 40 derecede yakıyorsunuz 400 lira geliyor. 50 dereceye aldığınızda 700 lira gelecek. Böyle bir şey yok. Zaten siz temelde kombinin içindeki suyu 40 dereceye kadar ısıtıyorsunuz. Bir 10 derece daha ısıtmak için öyle 300-400 lira gibi bir fark ödemeyeceksiniz. En fazla ödeyeceğiniz 50 lira 100 lira. Bunu deneyin. Eğer size uygun değilse tekrar 40 derecede kullanırsınız. Denemekten hiçbir zarar gelmez dostlar. Ama çok çok daha iyi ısınabilirsiniz. Kışlık konumda zaten sıcak su ayarını anlattım. Kışlık konumda derece ayarını nasıl yapmanız gerektiğini bunu da anlattım dostlar. Yazlık konumda derece ayarını nasıl yapmanız gerekiyor bunu da anlattım. Videomuzun sonuna geldik. Videoda anlatacaklarım bu kadardı. Kanala abone olmayı destek için unutmayın dostlar. Bu tarz bilgi videolarının devamı gelecek. Videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
üst üste.